Evet arkadaşlar. Infovox'u konuşturmayı sonunda başardım. Bu barış sentezleyicisi lisansını yapmadığımız ve bizden istediğinde bilgisayarı baştan başlatmadığımız için konuşmamış. Şimdi ben lisansını yaptım. O uygulamanın zamanında benden isteyip de aksattığım, yapmadığım işlemi, yani bilgisayarı da yeniden başlatarak o işlemi de yaptım. Şu an Barış konuşuyor. Sıfır. Da menü. Yerimleri. Ayarlar. Ne? Barış sentezleyicisi. Kategori. Konuşma 2/36. Konuşma özellik sayfası. Sentezleyici grup. Sentezleyici salt okunur çok satırlı alt se. Sego EUI 9.0 PT varsayılan renk üzerine varsayılan renk satır 1 sola hizalanmış Microsoft Speech Happy versiyon 4. Ses, Baris, Turkis, Sapi 422 KHZ Infobox Desktop Standard Kapalı Alt. Evet, bu Barış. Şimdi Ceren sesine geçiyorum. 25.6 Reco Ayarlar. Ayarlar. Şarkı söylüyor sanki. Ayarlar. Sanki şarkı söylüyor. Konuşma özellik sayfası. Sentezleyici grup. Sentezleyici salt okunur çok satırlı alt se. Sego EUI 9.0 PT varsayılan renk üzerine varsayılan renk satır 1 sola hizalanmış Microsoft Speech Happy versiyon 4. Değiştir. Alt yumuşak. Ses. Ceren, Turkis, Sapi 422 KHZ Infovox Desktop Standard Kapalı Alt. Hız 25.6. Ses perdesi 33.6. Ses seviyesi 106. Destekleniyorsa konuşma dilini otomatik olarak değiştir işaretli. Destekleniyorsa konuşma lehçesini otomatik olarak değiştir işaretli. Tınla seslendirme düzeyi hiçbir kapalı altla. Karakter ve sembolleri işlerken sentezleyici ve sesin dilini dikkate al işaretli. Karakter ve sembolleri işlerken emoji dahil Unijode konsorsiyumu verisini dahil et işaretli. Büyük harflerde ses perdesi değişim yüzdesi 30 seçildi. Büyük harflerden önce büyük de işaretli. Büyük harflerde hep sesi çıkar işaretli değil altı. Aralık. Destekleniyorsa kodlanma işlevini kullan işaretli alt. Tamam. Aralık. Recording form. Şu lisans dosyalarını da şöyle yapıyoruz. 1994 Infovox Leech. Backup Leech 20. Backup Leech. Bunları da şuraya atmamız lazım. Ve bu bilgi burada Infobox'un içine atmamız lazım bunları. Fabrik Info Intel Infobox 2.3/15 Intel 4/ Kullanıcılar 5 Perf Prog Prog Power Soft Job, Jumbo, Kog, Kretec, Install, Sheld, Installati, Set, Redis, 2/19, Log 1/19, Oluşturma, Redis, Voyages 3/19, Buraya, Recording, bir saniye kapattık artık. Görev, Görev, Folder. Ben yanlışlıkla kapattım orayı. Bir daha açmamız lazım. Folder. Arkadaşlar o kadar heyecanlıyım ki şu an inanın ne yaptığımı bilmiyorum yani. Folder. Bu bilgisayar. Bu. Cihazlar ve boş alan. Direkt giriyorum. Program dosyalı.
Ya geçtik bir dakika. Oluşturma tarihi 19. Install CLD. Seçim. Evet. Şimdi burası Infovox'un dosyaları. Ben buraya pencere liste folder view pencere pat pencere normal imleci bilinmiyor imleci bağlam görünüm yeni alt met klasör lisans diye bir klasör açacağım. L I C E N S R V E License 1. Burası boş. Şu an bu lisans dosyalarını folder info log liste el pencere otomatik normal dinleci işlemi durak liste folder view baş kuplic pencere hedef otomatik işlemi durakla işaretli. Evet. Infovox klasörünün içine lisans diye klasör açıyoruz. Ama bizim Türkçe'de yazdığımız gibi L, I, S, A, N, S değil. License. L, I, C, E, N, S, E diye klasör açıyoruz. Bu lisans yapma işleminden sonra gelen dosyaları da buraya atıyoruz. Panosu stop bilinmiyor imleci. Böylece programımız lisanslanmış oluyor. Aslında o masa üstünde duran lisans dosyalarını hiç silmemek lazım. Silersek bu defa lisans geçersiz oluyor. Bunları silmek yerine lisansı böyle yedeklemek daha iyi olur. Yani yedeklemek dedim, bu programın klasörünün içine atmak daha iyi olur. Ben de öyle yaptım. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.